Çocuklarda tuvalet eğitimi nasıl olmalıdır? Çocuklarda tuvalet eğitiminin başarısı yaşa değil, fiziksel, gelişimsel ve davranışsal dönüm noktalarına bağlıdır. Birçok çocuk 18-24 ay arasında lazımlık eğitimine hazır olduğunun belirtilerini gösterirken, diğerleri 3 yaşına gelene kadar hazır olmayabilir. Tuvalet eğitimine gereken süreden önce başlamak, daha uzun süreli bir eğitim süresinin gerçekleşmesine neden olabilir. Bu nedenle eğitim için çok acele etmemek gerekir. Tuvalet eğitimi nedir? Tuvalet eğitimi. Çocuğun uyku ve uyanıklık durumunda dışkı ve idrar kontrolünü kazanması, yardım ve anımsatma olmadan tuvaletinin geldiğini fark ederek tuvalete gidip gereksinimini gidermesidir. Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir ve çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir basamaktır. Bu eğitimin kişilik gelişimi üzerinde etkisi bulunur. Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalı? Tuvalet eğitiminin başlayacağı dönem, çocuğun kendini fark ettiği 1-3 yaş aralığına denk gelmektedir. Tuvalet alışkanlığını çocuğa vaktinden önce kazandırmaya çalışmak, uzun süre devam edebilecek korku ve çatışmalara neden olma riskini beraberinde getirir. Çocuklar için doğru yaş hazır oldukları zamandır. Ancak ideal tuvalet eğitimi 18 ay ile 30 ay aralığındadır. Fakat her çocuğun fiziksel ve duygusal gelişiminin birbirinden farklı sürede gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla da tuvalet eğitiminin zamanlaması için belli bir dönemden söz etmek çok da mümkün değildir. Tuvalet eğitimine başlama zamanı, yeni bir kardeşin doğumuna, hastalık sırasına, aileden birinin ayrılmasına, kısaca aile içi yeni ve alışılması gereken bir durumun varlığına rastlamamalıdır. Bu eğitimin başlangıcında çocuğun hazır olduğu yönünde işaretler veriyor olması beklenir. Tuvalet eğitimine hazır olma işaretleri nelerdir? Fiziksel belirtiler kuru kalkma, gece kuruluğu, gün içinde 2 saatten uzun kuru kalma ıslak bez sayısının azalması, düzenli bağırsak hareketlerinin varlığı, oturma, çömelme, yürüme gibi hareketleri, rahatça yapabilme, pantolonunu giyebilme, ıslak ve kuru arasındaki ayrımı fark edebilme, zihinsel belirtiler sıkıştığını ifade edebilme söylenenleri, yapabilme, kaka ya da çiş geldiğini fark etme, ruhsal belirtiler, aile bireylerini taklit etmeye hevesli olma, anne ve babasını memnun etmeye isteklilik, kakalı ya da ıslak beze katlanamama, 5-10 dakika tuvalette oturmaya razı olma, kendinden büyük çocukların nasıl kaka yaptığını merak etme, tuvalet eğitimine nasıl hazırlanılmalıdır? Öncelikle bir oturak ya da lazımlık alınmalıdır. Mümkünse alışverişin çocukla birlikte yapılması ve birkaç gün çocuğun buna alışmasını beklemek gerekir. Lazımlık çocuğun rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olmalıdır. Kullanımı, yani giyilmesi ve çıkarılması kolay olan kıyafetler tercih etmekte fayda vardır. Bahar ve yaz ayları giyim daha az olduğu için kolaylık sağlayabilir. Ancak çocuğunuz hazırsa yaz aylarını beklemeye gerek yoktur. Çocuğunuzla birlikte önce giyinik, sonra beziyle, daha sonra da bezini çıkararak kısa süreli oturma denemeleri yapın. Tuvaletini yaptığı zamanları gözlemleyin. Yüzünün kızardığı, çömelip ıkındığı zamanlar gibi. Ve çocuğunuza bezi kirlendiğinde haber vermesini söyleyin. Çocukla konu ile ilgili konuşmalar yapılmalıdır. Bu konuşmalar, büyükler nereye yapıyor, kuru kalma çok iyi bir şeydir gibi konuları içerebilir. Öykülerdeki kahramanların tuvaletlerini neye yaptığına değinebilirsiniz. Tuvalet eğitimine nasıl başlanmalıdır? Eğer çocukta tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren fiziksel, zihinsel ve ruhsal belirtiler gözleniyorsa ve gerekli ön hazırlıklar yapıldıysa, tuvalet eğitimine başlanabilir. Öncelikle bir rutin oluşturulmalıdır. Sıvı alımından 45 dakika, 1 saat sonra, uykudan uyanınca, gün içinde 2-3 saat ara ile oturağa oturmasını sağlayın. Ayrıca öğünlerden sonra 5 dakika oturakta oturmasını sağlayın. Çünkü yemekten 20-30 dakika sonrası gastrokolik refleksin etkisi nedeniyle uygun zaman olabilir. Çocuğun bakımı ile ilgilenin herkesin. Anneanne, babaanne, bakıcı, ablaves. Aynı rutinleri uygulamasını sağlayın tuvaleti. Her kullandığında çocuğunuzu övün. Başardığı her sefer alkışlayın ve överek cesaretini pekiştirin. Sözel olarak veya belirlediğiniz hediye ile ödüllendirin. Altına kaçırdığında veya tuvaletini yere damlattığında kızmayın ya da cezalandırmayın.